milli mücadele kahramanı, Atatürk'ün silah arkadaşı ve partimizin de ikinci genel başkanı İsmet İnönü'yü ölüm yıl dönümünde bugün Anıtkabir'de hep birlikte andık. Bir kez daha milletimizin başı sağ olsun. Tabii bugünkü törene Cumhurbaşkanlığı'nın Cumhurbaşkanı ya da Cumhurbaşkanı yardımcısı düzeyinde dahi değil, bir temsilci düzeyinde katılmış olmasını, İsmet İnönü'ye karşı, İsmet İnönü'nün bu ülke için yaptıklarına karşı canını ortaya koyarak ve Lozan Fatihi olarak bu ülkenin tapu senedini dünyaya kabul ettiren bir kişinin karşısında devletin çok daha güçlü şekilde temsil ediliyor olması lazımdı. Cumhuriyet Halk Partisi dışındaki kurumlarda bu temsiliyetin alt düzeyde tutuluyor olmasını milletimize şikayet ediyoruz ve bu durumun ilerleyen senelerde tekrar etmemesi gerektiğini hatırlatıyoruz. Dün yaşananlara gelince, dün yaşananlar hepimizin gözlerinin önünde gerçekleşti. Bir gün öncesinden itibaren büyük bir algı operasyonu ve bir provokasyon var. Cumhuriyet Halk Partisi sorumluluğu olan ve sorumluluğu gereği meclisi bilgilendirmeyen Adalet ve Kalkınma Partisi ile bir A4 kağıdın üzerinde ortaklaşıp da onların yaptıkları bütün eksiklikleri, bütün kusurları meşrulaştırmaya itiraz etmiştir. Kendi bildirgesini yayınlamıştır. İki bildirge yan yana konulduğunda bir bildirge de büyük ihtimalle tabii ki gözden kaçmıştır ama terörü kınamaktadırlar. Oysa böyle bir terör ve terör örgütü kınanmaz, lanetlenir. Öyle kınanacak bir kusur işlememişlerdir. Lanetlenmeleri gerekmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin teröre karşı duruşu ortaktır. Ancak iktidar partisi bu konuda yapmış olduğu dezenformasyonu provokasyona çevirmiştir. Partinin sözcüsü, sözcüleri tarafından söylenen sözler ortadadır. Dün sabah erken saatlerden itibaren hem koruma ekibimize, hem Manisa'da partimize, hatta civar illerden Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmişte çok yakın olmuş isimlerden bir provokasyon olacağı, bir saldırı olacağı, hatta bana bu cenazeye katılmayı yeniden değerlendirmem defalarca söylendi. Dün gün boyunca şehit cenazemize katılacağımı, şehidimize sahip çıkacağımı ifade ettim ve bu provokasyonların amacının ne olduğunu bildiğimi söyledim. Dün cenazeye katıldığımız andan itibaren o organize meseleyi hep birlikte takip ettik. Şimdi bugün tek tek isim isim tespit ediliyor hepsi. Manisa'da olanların parti aidiyeti çok açık ortada ama civar illerden getirilenlerde de aynı kümelenme belli. Milletimiz dünkü orada yapılan provokasyonu Manisa'daki Manisalıların şehit cenazesine kendi isteğiyle gelmiş kişilerin olmadığını biliyor. Şehit ailesi dün cenaze sırasında da gelip bu sloganları attıranlara tepki gösterdi. Dün uçağa binmeden önce şehit ailesi taziye evinden arayarak, sonra uçaktan indikten sonra bir kez daha arayarak yaşananlardan üzüntü duyduklarını, şehidin bizimle olan samimiyetini, yakınlığını bildiklerini, dün orada yaşananların saygısızlığın şehide yapıldığını, şehitlerine yapıldığını ve Enes'in hatırasına saygısızlık olduğunu defaten söylediler. Hatta şehit ailesi hiçbir günahları olmamasına rağmen aile büyükleri kanalıyla özür dilemeye kalktı. Bizim böyle bir şeyi kabul edemeyeceğimizi, esas şehide yeterli saygının gösterilememesi noktasında bütün yaşananlardan dolayı biz üzüntülerimizi ve özürlerimizi ilettik. Milletimiz her şeyi biliyor ve bundan sonra da istedikleri kadar provokasyon yapsınlar, istedikleri kadar bu tip tertipler içine girsinler. Cumhuriyet Halk Partisi doğru bildiğini yapacak. Bugün bir kez daha söylüyoruz. Hadi dün gelmediniz, bugün meclistesiniz. Yarın meclis olağan gündemine dönüyor. Ne zaman gelip Milli Savunma Bakanı gerekli bilgilendirmeleri yapacak? Bir kez daha buradan soruyoruz. Diyoruz ki Pençe Kilit Operasyonu ile ilgili geçmişte çok önemli görevlerde bulunmuş askerler, askeri kişiler önemli hataları ifade ediyorlar. Operasyonun hedefinin ne olduğunu sorguluyoruz. Bu hedefin ulaşılıp ulaşılmadığını söylesinler. Ulaşıldıysa niçin oradayız? Ulaşılmadıysa kusur kimde, hata kimde?
lojistik imkansızlıklara dikkat çekiyor askerlerimiz. Bu lojistik imkansızlıkların askerlerimizi bazen orada yemeğe erişemediklerini, aç bıraktığını, bazen gerekli lojistik sağlanamadığı için hayatlarının tehlikeye girdiği ortaya çıkıyor. Bunların hepsinin konuşulması gerekirken ve pençe kilitten durup durup bir günde 6 şehit, bir günde 6 şehit gelen bir durum ortadayken hiçbir şey olmamış gibi sorunu bir A4'e imza atarak çözülmüş gibi göstermek milleti kandırmaktır. Esas vatana ihanet budur. Oradaki askerlerimizin hayatlarını korumak, onlara sahip çıkmak bizim sorumluluğumuz gereğidir. Hiç kimse, Adalet ve Kalkınma Partisi, onu yöneten kötücül akıl şunu bilsin ki ne Özgür Özel'in ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin geriye atacak bir tek adımı yoktur. En hassas yerlerden en alçakça saldırılarda bulunsanız da bir santim eğilmeyiz, bir kelime eksik konuşmayız, bir adım geri atmayız. Biz biliriz ki biz bir santim eğilirsek siz bu millete diz çöktürürsünüz. Buna izin vermeyeceğiz. Milli yas ilan edildi. Milli yas konusunda ilk baştan itibaren söyledik. 12 tane vatan evladı ölmüş, hayatını kaybetmiş, şehit olmuşlar. Kimsenin aklına milli yas ilan etmek gelmiyor. Ama Suudi Arabistan kralı öldüğünde 3 günlük milli yas ilan ediyorlar. İşte size Recep Tayyip Erdoğan, işte size yerli ve milli Adalet ve Kalkınma Partisi anlayışı. Suudi Arap kralına gösterilen 3 günlük yas, 3 günlük vefa, ifade edilen 3 günlük acı, 12 adiyane Mehmetçik'ten esirgeniyor. Buna da yerli ve milli siyaset diyorlar. Yere batsın böyle yerlilik, yere batsın böyle millilik. Gerçekten yerli ve milli bir siyaset istiyorsanız İsmet Paşa'ya bakacaksınız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bakacaksınız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarda olduğu dönemlere, Bülent Ecevit'in Kıbrıs Barış Harekatı'na, ambargo tehditlerine rağmen doğruyu yapmasına bakacaksınız. Öyle dünyanın öbür liderlerinin ya da Körfez ülkelerinin liderlerinin karşısında sus pus olup da burada sözde yerli ve milli olanlara söyleyecek sözümüz şudur. Hadi oradan, o kolay siyaset döneminiz bitti artık.